Arkadaşlar hoş geldiniz. Grand Chess Tour'un ilk ayağında Afrika'da fil dişi sahillerinde oynanıyor turnuva ve bakalım Magnus Carlsen Wesley Soya karşı ilk tur ne yapmış ama önemli olan bir başka şey ilk defa bir dünya şampiyonu 133 senelik dünya şampiyonluğu tarihinde ilk kez Afrika'da bir maçı çıkıyor. Bu tabii ki çok ilginç ve çok tarihi bir an. Fide'nin verdiği kararda inanılmaz hakikaten e, Afrika'da turnuva oynatma fikri ve sonunda artık tüm dünyaya yayılmış olacak satranç. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Vespesov oynuyor ve bugün henüz biten bir karşılaşma ve eğer güzel karşılaşmalar çıkarsa an ve an sizlerle paylaşacağım. Belki günlük 2-3 videoda gelebilir bugünlerde. Hazırlıklı olun diyorum ve oyuna geçiyorum. Beyazlarda Magnus Carlsen C4 de başlamış. Siyahlar E6 oynuyor ve aslında benim de ilk olarak tercih ettiğim hamleler D4 ve C4'de E6. Çünkü ileride F5 de oynayabiliyorsunuz. E, D5'de at F6'da Tabii ki rakibinizin hamlesine göre değişiyor. Magnus burada D4 gibi bir hamleyi tercih etmiyor. Önce at C3 oynamış ve devamında D5'e şimdi D4 oynuyor ve olay aslında birazcık vezir gambitine döndü. At F6 kabul edilmemiş vezir gambiti ve şimdi C çarpı D5 almış Magnus. A çarpı D5 ve E4 ile merkezi ele geçiren bir beyaz görüyoruz. Ve atın gidebilecek aslında güzel kareleri yok artık. At B6, at B6 çok pasif kalırdı. Bu sebeple hemen at C3 oynanmış. B çarpı C3 ve hemen merkeze saldırı. C5. Tabii ki bunu almayı hemen düşünmüyoruz. Çünkü devamında fille de zaten o geri alabiliyorsunuz. Hem piyonunuz burada kötü kalmış oluyor. Hem merkezi vermiş oluyorsunuz. Hem vezirde de birle. Veziri vezirleri takas edip aslında Roku bozmuş oluyor Beyazlar. O yüzden hiç gerek yok. Burada merkeze bir dayanakla merkezi tutmuş olacak. Şimdi Kale B1. Kale B1 tercih edilebilir. Belki Atef 3 de tercih edilebilirdi. En çok tercih edilen hamleler burada. Bu ikisiydi zaten. File 7 ve at f3'ün devamında rok ve fil e2 oynanmış. Fil e2 görmeye alışık olmadığımız hamlelerden bir tanesi. Genelde fil d3 veya fil c4 hamleleri oynanıyordu. Fil d3 de mantıklı olabilirdi. E4'e ileride belki e5 hamlesi de gelebilirdi. Fil e2'den sonra siyahlar burada b6 oynamaya karar verdi. Ve fil b7'den sonra e4'e baskı yapılacak. Rok, fil b7 ve vezir d3 de orası tutuldu. Yangus Tavsun'un yani Magnus'un çalıştığı Yangus Tavsun'un da e, böyle oynadığı bir karşılaşma var. Muhtemelen onun da önerisi zaten bu varyant. Ve şimdi at D7'ye gidiyor. Kale E1 ve kale C8'in devamında şimdi fil F4'e gitmiş. Fil için tabii ki çok güzel bir çapraz ama bu fil burada ne kadar barınacak? E, tabii ki kuşku dolu. Şimdi at ve altı oynanmış. Tabii ki zaman olsa belki h3 oynanacak ve fil h2'ye çekilebilecek ataş 5 gibi hamleyle. Fakat at f6'ya gelirken aslında hem file 4 hem de at e4 hamleleri de burada <laughs> tabii ki gözüküyor. Buna bir çare bulması lazım beyazların. O da fil de mümkün ve fil de birinin ardından ataş h5'e gitmiş. Tabii ki h3'e fırsat vermeden o atı o atı h5'e gelip fili bu çaprazdan atmak istemiş. <laughs> Şimdi fil d2'ye gitti vezir c7 tabii ki bu çaprazı siyahlar hemen almak istiyor. Aynı zamanda e, C hattında da kuvvetli bir e, siyah görüyoruz ve yavaş yavaş aslında siyaha dönen bir karşılaşma. At G5'e gitmiş. At F4 ve vezir G3'ün devamında at G6'ya gitmiş ve buradaki değişimden Magnus kaçınıyor. Çünkü belki beyazlar burada e, siyahların şah kanadına güzel bir atak yapabilir ileride belki H4 H5 hamlesiyle. Öncelikle vezir g 4 gelinmiş. Fil G5, Fil G5. Değerlendirme çubuğundan da anlayacağınız üzere siyahların burada ufak da olsa avantajı var. Ve o avantajı belki piyon kazanarak devam ettirmek istiyor. Ve burada e, piyon kazancına bakalım siz durdurup görebilecek misiniz? Devam eden arkadaşlar için de C çarpı D4. C çarpı D4 ve Vezir C3. Vezir C3'ün ardından hem... Vezir E1'deki boştaki kaleyi istemiş oluyor. Hem de burada D4'ü istemiş oluyor. Ve fil B3'ün ardından şimdi Vezir çarpı D4 ve kale b de bir. Tabii ki <laughs> siyahlar piyon kazandı. Fakat beyazların da buna karşılık taşlarını daha iyi geliştiğini görüyoruz. Vezir E5'e gitti. Önce H4, H6, fil C1'e de H5 gidilmiş. H5'ten sonra Magnus vezirleri değişmeye karar veriyor. Vezir G5, vezir çarpı G5 ve Fil çarpı G5'in ardından kale 7 Akıllıca bir hamle. Hem e, at E7 için önemli hem ileride belki kale 8 için önemli. Fil 8 için önemli. E, her hamleye aslında bir göz kırpma var burada. Beyazlar burada F4 oynadıktan sonra siyahlar fil 8e karar veriyor. Çünkü ileride F5'i tutması gerekiyor. Ve o da fille mümkün tabii ki. <laughs> Bu sebeple fil 8 oynanmış. Kale C1. Gel kaleleri değişelim dedi ama siyahlar pek oralı değil. Kale B7'ye gitti ve şimdi kale C3'ün ardından artık Magnus'un da kaleleri C altında çiftleyeceğini görüyoruz. Şah H7, kale c 1 ve fil D7. Maalesef <laughs> Wesley burada tuzağa düştü. Şimdi zaten aslında kale C7 ile burayı daha doğrusu kale C7 de oynamak istiyordu burada <laughs> beyazlar. Fakat fil D7'den sonra buna herhangi bir engel yok. Kale C7. Kale çarpı C7. Kale çarpı C7 ve fili tutmak yerine artık F6 oynuyor. <laughs> F6'dan sonra hemen kaleleri değişmek istedi. Çünkü konumda avantajlı aslında. Kale çarpı D7. FG5. FG5'in ardından Ataş 4. Kalenin kaldığı konuma bakın. Siyahların kalesinin de çok fazla iş yapmadığını görüyoruz. Fil çarpı E6. Şah g 6 hemen g istemek için geldi. Kale çarpı A7 ve sonunda Magnus'un bir piyon önde kaldığını görüyoruz. Şimdi Westin'in burada yanlış bir hamlesi var ama biz doğrusunu gösterelim. Burada belki de kale D8 en mantıklı hamleydi. Çünkü eğer fil D5 gibi bir şeyle kapatılsa bu kalenin hattı hemen kale C8 oynanacak. Fil B3'ün ardından kale C2'yi kesmek için burada G2'ye güzel bir baskı olurdu yoksa. <laughs> Yani G3 gibi bir şey oynansa da burada direkt at F3'ten sonra G5 e, piyonu alınabilir durumda. O yüzden burada <laughs> kale c kesmesi lazım. Fil B3 geldi. E şimdi yine kale D8 var. Ve belki şahif 1 oynanacak gibi gibi e, konumlar oluşacaktı. Ve beyazların kazanç için yeterli bir e, durumu yoktu. Fakat Vesti burada tuzağa düşmüş gözüküyor ve kale çarpı a7'den sonra muhtemelen zamanının da az kalması sebebiyle şah g5 oynadı. Çünkü farklı şeyler hesaplamaya çalışıyor. Kale çarpı g 7 alabiliyor Magnus burada. Şah f6 belki de hesapladığı hamle buydu ama kale g8'den sonra durum pek iç açıcı değil. Burada bunun üstüne bir yanlış hamle daha yaptı. At g6 oynadı ve at g6'dan sonra Değerlendirme çubuğunu da gördüğünüz gibi beyazların büyük bir avantajı var. Kale çarpı F8, at çarpı F8 belki her şey yolunda. Fili D5'e dönse hiçbir sorun yok gibi gözüküyor siyahlarda. Ama fil D5'e değil F5'e gidiyor. Ve Westin'in kaçırdığı muhtemelen de bu varyant. Ve atın gidebilecek bütün ayaklarını fil tutuyor. İşin kötü tarafı şahta piyona hızlıca yetişebilir durumda. Eğer siz at E6 ile burayı hemen e, atı kaçmaya çalışsanız öyle diyeyim. Hemen fil çarpı e6. Şah çarpı e6. Şah f ardından şah e5'e de şah f3'e bu oyunu kazanmış oluyor. Yani onu bile tutmasına gerek yok. Şah g3 şah h4 de oyunu tabii ki kazanabilir. Ama böylelikle de piyonu tutup oyunu kazanabildiğini görüyoruz beyazların. Bu sebeple e, fil e6 ya, ya ya Daha doğrusu AT6'ya gerek kalmadan bu oyunda Siyahlar oyunu terk etmiş Ve Magnus Afrika'da oynadığı ilk oyunda Galibiyet elde etmiş oldu Çok güzel bir turnuva Çok güzel planlanmış Ben de izlemeye devam edeceğim Ve tabii ki güzel oyun oldukça hemen sizlere paylaşmış olacağım Umarım videolardan sıkılmazsınız Kısa özet olarak e, videoları sizlere sunmak istedim Umarım keyif alırsınız. Daha fazla, daha ayrıntılı analiz istiyorsanız da lütfen aşağıda belirtmeyi unutmayın. Umarım bu videolar sizler için keyifli olur. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.